Şunu sormak istiyorum aslında. Yani Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'nun birlik olduğu, özele karşı olduğunu söyleyenler var. Katılır mısınız buna? Ve nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya tabii? Şimdi CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması erken başladı. Oysa ki daha epey vakit var. Ben bu tartışmaları da biraz o çerçevede değerlendiriyorum. Yani şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı ile Özgür Özel bir görüşme yaptılar. Sonra iadeyi ziyaret oldu ve CHP neredeyse üçe bölündü. Yani bir bunu destekleyen ve bir anlamda birdenbire Türkiye gündeminde işte ön sıralara geçen Özgür Özel çevresi bu politikadan memnun. Ama diyelim ki İmamoğlu çevresi ise Özgür Özel'in öne çıkmasından rahatsız. Kılıçdaroğlu çevresinden gelen eleştiriler biraz daha farklı. Onlar da e, Türkiye'de bir acı reçete sunuluyor. CHP bunun tatlandırıcısı olmasın tarzında bir başka yönden bir eleştiri var. Yani mesela o görüşme bile CHP'de e, üç 3 farklı grup oluşturdu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylı Özgür Bey dedi. Öne yani çıkması, o CHP'nin içindeki farklı biz? klikler var. E, bu, bu klikler rahatsız oluyor dedi. İşte bu orta, şu anki iklimden o kliklerden evet. mi bahsediyorsunuz? E, evet, evet. Yani şimdi mesela daha önce ne konuşuluyordu? Cumhurbaşkanı adaylık konusunda iki tane isim öne çıkıyordu. Bunlardan birisi Sayın İmamoğlu'ydu. Birisi de Sayın Mansur Yavaş'tı. Her ne kadar Mansur Yavaş CHP içinde çok tartışma yaratmasa da... E, ...yani biraz daha dışarıda kalmış olsa da... E, ...bu tartışmanın içindeydi. Şimdi... Bir de özgür özel faktörü çıktı. Şu anda 3 tane e, isim var ve bu da açıkça dillendiriliyor. Yani hatta e, bazı özel sohbetlerde söylenen şu, 3 isim var şu anda. Bu isimler partinin parti meclisinde onaya sunulacak veyahut da işte gerekli bir takım çalışmalar yapılacak. Kim öne çıkıyorsa onu aday yapacağız tarzında şeyler var. Yani herkes bir anlamda e, diğerinin önünü, kes, önünü kesmeye çalışan bir politika izlemeye başladı. Şimdi bunu e, hemen hemen her yerde görüyoruz. Şimdi e, işte Özgür Özel ile İmamoğlu'nun arasında bir kara kedimi girdi tartışmaları yapılıyor. E, mümkün olduğu kadar yan yana gelmemeye evet, çalıştıkları kurultaydı. konuşuluyor. Sen i̇şte, Kemal Bey ile Özgür, Özgür Özel'in Özel Sayın İmamoğlu o zaman o denklem de mi değişti? E, siyasette olmaz olmazdır. Siyasette dengeler hızla değişebilir. Şu anda mesela bir e, işte tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülmesi gibi bir kulislerde dolaşan bir bilgi var. Bu e, çaba esas olarak Kılıçdaroğlu çevresinden geliyordu. E, kurultayda bize bu kumpas yaptılar. Gerekirse bu eğer e, gerekli e, çalışmalar sonucunda yeterli imza bulunabilecek gibi bir hava çıkarsa e, tüzük kurultayını Seçimli kurultaya dönüştürebiliriz diye. Şimdi birdenbire Özgür Özel'in bu öne çıkışından sonra e, İmamoğlu çevresinden bir e, atak geldi. Ve kulislerde yine dolaşan bilgilere göre İmamoğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelebileceği ve seçimli kurultay noktasında e, ortak çalışabilecekleri fikri gündeme geldi. Ben bu gerçekten böyle bir şey olur mu emin değilim. Ama bu Özgür Özel'e bir tehdit gibi algıladım yani e, bambaşka şeyler var yani şöyle bir şey yok dikkat ederseniz ideolojik bazda bir tartışmadan ziyade daha çok e, birbirinin önünü kesme veya bir, birine çalım atma. Peki şey. o zaman bu noktada aslında örneğin e, evet ya şöyle yapalım yani şuradan tam önemli bir noktadan devam etmek istiyorum İsmet Bey CHP'nin içinde e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci erken başladı bu tartışmalar aslında. Onun göstergesi ifadesini kullandı İsmet Bey. Siz de ona bir giriş yapmışsınız. Oradan devam evet. edelim. CHP'nin içinde farklı klikler var? Biz onun tartışmasını mı görüyoruz? CHP her de. zaman içerisinde çok farklı klikler barındıran İsmet gerçekten Bey, bir parti İsmet Bey size hemen oldu. döneceğim. Ee, ama 2019'dan sonra özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörüyle birlikte CHP'nin içerisi daha da kaynar hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultay sürecini düşünün. Orada Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in beraber kol kola girerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirdiği süreci düşünün. Şimdi geldiğimiz noktada Özgür Özel bir şekilde artık sağ oyların da alınabileceğini gösteren bir CHP genel başkanı oldu. Yani biz bundan önce daha önce neye görüyorduk? İmamoğlu ve Mansur Yavaş sağ oyları alabiliyormuş dedi CHP'liler. Çünkü biri daha işte muhafazakar biri gibi duruyor Ekrem İmamoğlu kendince. Mansur Yavaş daha milliyetçiymiş gibi duruyor. Ve bu sayede iki başkan da şehirlerde seçildi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nda böyle bir durum yoktu. Ve biz bunu genel seçimlerde çok net bir şekilde bir kere daha gördük. Ondan sonra Kılıçdaroğlu gitti. Şimdi bu yerel seçimlerde şu görüldü ki Özgür Özel gibi bir isim. E, farklı bir taktik izleyerek belki de o kodları o kodları çözerek. Özgür Özel'in çok hataları var ama baktığınız zaman mesela orada Yılmaz Özdil'in bidon kafalı söyleminden dolayı CHP'nin kaybettiğini çözmüş biri bence. Göbeğini kaşıyan adam denildi, bidon kafalı denildi. Yıllarca bunlar sürdü. Hepiniz biliyorsunuz burada çok tartışıldı. Öyle 20 bir... yıl boyunca söyler. Peki bu tesis mi rahatsız etti diğer klikleri? Evet. Yani Özgür Özel bir CHP'deki başka kliklerin fazlaca dikkatini çekmeye başladı bence. E, duyduğumuz bilgilerde, aldığımız kulislerde, içeride konuşulanlar da Özgür Özel'in beklenenden fazla öne çıktığı yönünde. Çünkü CHP'liler de yerel seçimlerde böyle bir başarı alabileceklerini bence beklemiyorlardı. Yani Özgür Özel'in kendisi de beklemiyordu. Ama baktığınız zaman... Yani öne işte, çıkmaktayken ne zaman öne çıktı? Fazla öne çıktığını düşünüyorum. Yerel seçimlerdeki alınan sonuçla birlikte Hı. işte Balıkesir'iydi, Bursa'sıydı birçok yerde CHP e, belediye başkanlıklarını aldı. Bu da Özgür Özel'in hanesine artı yazdı. Elbette İmamoğlu ve Mansur Yavaş da İstanbul ve Ankara'yı almıştır ama e, zaten hali hazırda CHP'nin elinde olan şehirlerdi. Özgür Özel'in bu kadar çok öne çıkması CHP'nin içindeki klikleri rahatsız etti. Çünkü cümlemin başına söyledim ya sağdan muhafazakarlardan, milliyetçilerden ilk kez bir CHP Genel Başkanı da oy alabiliyormuş yerel seçimde olsa dedirtti. Ve bu da bu yüzden CHP'nin içerisindeki klikleri harekete geçirdiğini düşünüyorum. Yılmaz Özdil'in söylediği bu kadar çok alenen Özgür Özel'e hedef alması, e, oraya doğru ilerlediğini, o başka bir kliğe hizmet ettiğini düşünüyorum. Siyaset bu. Yani dündündür, bugün bugün. İmam oğlu e, bugün Kılıçdaroğlu'yla bu kez... Kol kola girse ve Özgür Özel'e karşı mücadele etse herhalde hiçbirimiz şaşırmayız. Çünkü İmamoğlu'nun bir plan ve Girdi taktik mi kol dahili, kola oldu mu? Henüz e, öyle bir şey söyleyemeyiz bence. Henüz kol kola girdiklerini söyleyemeyiz. Ama önümüzdeki süreç ...izlenmesi gereken ve CHP'nin içerisinde daha çok tartışmaların olacağını bize gösteren bir süreç. Peki İsmet Bey kaldığınız yerden lütfen devam edin. Siz de aslında aynı şeyi işaret ettiniz. Önümüzdeki sürecin CHP açısından izlenmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi Türker Bey. Siz de aslında onu söylüyorsunuz. Neden bu noktaya vurgu yapmak istediniz? yani şimdi bir tartışma yürüyor. Yalnız bu tartışma dikkat ederseniz daha çok kişiler bazında seyrediyor. İdeolojik bazda değil. Yani şu, onu şunun için söylüyorum. Mesela Dem Parti'nin bir mitingi var. İstanbul'da İstanbul İl Örgütü yöneticileri Dem Parti'nin mitingine çağrı yaptılar. Mesela şimdi böyle bir tartışma ya kardeşim ne oluyoruz bir CHP başka bir partinin mitingine çağrı mı yapar diye bir tartışma yürümüyor. Veya diyelim ki iktidar neoliberal ekonomik politikaları e, uyguluyor. Ya biz bu politikalarımı savunacağız. Biz kendi e, ekonomik politikamızı e, koyalım ve onunla mücadele edelim denmiyor. Şu anda herkes birbirinin önünü kesiyor. Onun için diyorum burada bakın gazeteciler işi bir tuhaf. Yani ben e, yani epey oldu. 78 yılında gazeteciliğe başladım. E, yani ilk kez gazetecilerin bir partinin iç işlerine bu kadar müdahil olduğunu görüyorum. Yani bir bir, mesela bilmem Ahmet'in gazetecileri, Mehmet'in gazetecileri yani eskiden A partinin B partinin gazetecileri vardı. Şimdi A partide Ahmet'in gazetecileri, B partide şey A partide işte efendim Mehmet'in gazetecileri. Peki Yılmaz Özdil CHP Genel Başkanı'na şimdi yönelik bu, neden bu kadar sert bir üslup kullanıyor? Şimdi bununla ilgili bir takım tartışmalar var. Yani mesela kulislerde dolaşan bilgi Özgür Özel 2014 yılında bir parti meclisi toplantısında yanılmıyorsam Yılmaz Özdil'in bu yazısı ta 2014'teki bir yazı. Biz diyor bu tür anlayışlarla e, mücadele etmeniz, açıkça tavır almalıyız tarzında bir konuşma yaptığı söyleniyor. Daha sonra bu tartışmanın e, Özdil'in kulağına gittiği iddia ediliyor. E, bunlar tamamen iddia diyorum tabi. Ve o zamandan beri işte Özgür Özel'e takmıştı falan gibi bir takım ifadeler var. Şimdi onları bilemiyorum ama yani Özgür şeyinde Sayın Yılmaz Özdil de işte bugün sabah bir açıklama yapacak yer yerinden oynayacaktı. Şimdi pazartesiye kaldı. Şimdi ne oluyor yani arkası şey az sonra az sonra der gibi bir şey. Yani bu mantığı da anlamış değilim. Eğer bir şey söyleyeceksen ve yer yerinden oynayacaksa özür dilemesi sonucu değiştirir mi? Bir hata varsa çık konuş. Yani e, bu da bir tuhaf bir iş. E, yani o nedenle ben bilemiyorum. Mesela işte bir erken seçim istemiyor falan gibi. Şimdi erken seçim, ya bu tarz nedir? Yani bir birinci parti olmuş erken seçim. Ya daha seçim yapılalı bir sene olmuş. Bir sene sonra bir e, yerel seçim yapmışsınız. Tekrar hemen seçim istim, istemesi gerekiyor diye. Özgür Özel seçim istemiyorum dediği için bunları söylüyor. Yani burada e, bence çok geniş kapsamlı bir şeyden ziyade daha farklı bir şey var. yani daha bir sene sonra tekrar seçim. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar bu kadar çok krizi kaldırır mı? Çıkar çatışması. Yani o nedenle bir tuhaflık var bu işlerde. Tuhaflıktan Acaba, kalsınız ne? Yani insanlar ne olabilir? Ister de o tuhaflığın soruyor. altını nasıl doldurursunuz? Ne olabilir mesela? Yani bu tuhaflık şu. Gerçekten... Özgür Özel mi eleştirilmek isteniyor veyahut da erken seçim mi isteniyor? Yoksa Özgür Özel'in diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla diyalog kurmasına bir tavır mı? Çünkü bunu diğer e, benzer, aynı cenahlarda duran gazetecilerde de görüyoruz. Yani mesela Özgür Özel diyor ki bunu Cumhurbaşkanı'na götüreceğim diyor diyelim ki bir il gezisinde. E, hemen mesela çeşitli televizyonların sunucularından şu tür laflar duyuyoruz. Ya ona götürecekmiş falan diye küçümseyen, gülümseyen ifadeleri rastlıyoruz. Şimdi... Bunlar ayrı tartışmalar. Yani orada bir sıkıntı var. O gözüküyor. Ve işte biraz önce de söylediğim gibi bütün hamlelere karşı o hamle doğru mu yanlış mı tartışmasından ziyade biz oradan o kişiye vurabilir miyiz diye bir çıkış var. Eğer gerçekten hani olaya Türkiye bazında bakan ve Türkiye'nin genel çıkarları açısından bir eleştiriler olsa e, çok başka bir tarzda eleştiri yapmak lazım. Mesela diyelim ki iktidarın Amerika ile olan ilişkilerini eleştiren bir ana muhalefet partisi lideri görmedim ben şu an. Veyahut da yöneticisi görmedim. Veya o canağı destekleyen evet. yazarlardan, çizerlerden bu çerçevede bir eleştiri görmedim. Yani demek ki burada genel politikalardan ziyade bireysel hedef, bireyler hedef alınıyor ve herkes yani olası şu anda ortaya çıkan 3 aday birbirini ...zayıflatmaya çalışıyor. Benim gördüğüm manzara Peki o. aynı şeyleri ise de soracağım. Ve gazeteciler de buna alet oluyorlar, onu da söyleyeyim. Peki, yani aslında... Gazeteciler de buna alet oluyorlar. Yalnız bence... ...sıkıntı biraz orada. Peki, yani CHP içinde kriklerden bahsetti ve bazı gazeteciler de... ...buna alet oluyor dedi Sayın Özçelik. Bir de Sayın Özçelik dedi ki... ...Yılmaz Özil konuşmasını pazartesiye erteledi. Siz biliyor musunuz niye pazartesiye erteledi? Bilmiyorum. Hı -hı. Peki... E CHP Genel Başkanı ne yapar eğer parti içinde onu devirmek isteyen bir grup olursa? Yani savaşır mı yoksa akışına mı bırakır? Evet e, şöyle bakmak gerekiyor İstanbul, e, bu son seçimde 31 Mart e, 2024 seçimlerine baktığımız zaman İstanbul ve Ankara ölçeğine baktığımız zaman sadece bu iki ili Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış olsaydı Anadolu'yu kazanmamış olsaydı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ön plana çıkabilirdi. Fakat 2023'te aldığı oy oranından veya 2019'daki aldığı oy oranından daha uzaya oy almış Ekrem İmamoğlu var. Bu önemli bir tespit. Anadolu'ya baktığınız zaman örneğin Balıkesir, Bursa ya da sahil bölgelerine baktığımız zaman ise burada da sandığa katılım düşük. Yani AK Partili seçmen sandığa gitmedi. Türkiye'nin sandığa katılım oranı %76 civarındaydı. Ama ilginç bir nokta var. Manisa. Manisa Türkiye'nin en fazla sandığa katılımın oranının yüksek olduğu birinci şehir. Bu bize şunu gösteriyor. Yani Özgür Özel'in bir ağırlığının olduğunu, dokunuşunun olduğunu. Yani Manisalı olan Özgür Özel'in bir ön plana çıkartıyor. Fakat şu an Cumhuriyet Halk Partisi sandığa gidenler arasında birinci parti seçilmiştir. Seçmenin %84'ü sandığa katıldığında oran değişir. Ben Özgür Bey'in e, şu an seçim istememesinin yani iktidara seslendi ve kamuoyunda bu ifade edildi. Yani erken seçim gündemimizde yok demişti. Neden yok? Çünkü şu an bir genel bir seçim olsa... Peki erken seçim Cumhur... sese gidebiliyor mu şu anda öyle bir vekil gücü var mı? İsteyebilir. CHP zaten yeterli değil. E gidemez de. Nasıl gidemez? Eğer Sokağa... şartları olur. Eğer e Cumhuriyet Halk Partisi... Istiyorum. Ben birinci parti oldum, erken seçim istiyorum. Böyle bu bir şey zorlayabilir. bakın e Ama diyorsunuz ki bir CHP kazanamaz genel seçim olsa şu an. E Cumhuriyet Halk Partisi istese sokağa çıksa ve bazı konulardaki ülkenin temel sorunlarını ön plana çıkardığında dünyada bir güven unsuru arayacaktır. Ve Türkiye'nin ekonomisi anlamına da baktığınız zaman o güven oylaması gerektirir. Yani bir erken seçim olabilir. İktidarın da bir şekilde sürecin içine dahil olması. Fakat ben Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın da üçünün de eminim bildiğini şu an bir seçim olsa halen AK Parti %40 civarında bir oyu var. Yani Cumhur İttifakı şu an bir seçim olsa alabilecek bir güçte. Neden? Altılı masa görüntüsü seçmende kabul görmedi ve tartışma getirdi. Seçim sonrasında da bu ittifakın çok işe yaramadığını ve birbirleriyle kavga içerisinde bir görüntü verdiler. Yani o yüzden Özgür Özel aslında bir süreç istiyor. ...kendi yol haritasını oluşturuyor. Önümüzdeki belki iki buçuk yıl sonra... ...veya üç yıl sonra bir seçim isteyebilir. Ama şu an... ...kendi kadrosu, kendi politikalarının... ...netliği çok net değil. Resekleniyor mu peki Sayın Özel o kendi partisi bence içerisinde? O yüzden bence Özgür Özel de... ...önümüzdeki süreçte bir yol arkadaşı arayacak. Ve bu Kemal yani, Kılıçdaroğlu olabilir. Ama o değil mi yol arkadaşı? Bence Kılıçdaroğlu olma ihtimali... ...öngörüyorum ben. Çünkü İstanbul ve Ankara... ...büyük bir fark atamadı Anadolu'ya göre Hatta baktığımız zaman. E, o İmamoğlu'nun iktidarı olarak... Özgür Peki Sayın Kılıçdaroğlu yürür mü Sayın Özgür? Bence e, iş birliği yapılabilir. Çünkü denkleme baktığınız zaman 500 denkleme civarında... Denkleme baktığımızda denklem çok karışık. E, 500 <laughs> civarında Ekrem Bey'in delegeye hakimiyeti var. E, 550 civarında Kılıçdaroğlu'nun... ...250 üzerinde ise Özgür Bey'in etkisinin olabileceği hesaplanıyor. Böyle bir denklemde e, aslında süreci belirleyecek e, Özgür Özel olacaktır. O yüzden... Bu zamanla şekillenecektir. Özgür Bey deneyecektir. Ve ama bazen, 6 ay önce Sayın Özel Sayın İmamoğlu, da Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı değiller miydi? Ama Gelinen seçimden bir ay öncesinde de karşı karşıya geldi. Yani İmamoğlu ile Özgür Özel birbirlerini atıştığını duyduk. Mesela İstanbul'dan oturup konuşması kolay buraya gelse diye bazı sistemler duyduk. Yani aslında biraz önce İsmet Bey'in ifade ettiği gibi yani çok uzun bir süreç var önümüzde iki yıl daha çok süreci kavga olur. geçmesi gerekecek Peki, ama ben, Özgür Bey Kılıçaroğluyla ile yakın bir arkadaşlığının da olduğunu unutmayalım yani Peki, Özgür Özel'in yani kılıçlar seyahatinde Özgür Bey'in yanında Özgür Bey ile Kemal Bey önemli seyahatler gerçekleştirdi.